Sevgili izleyenler, şu an Bayrampaşa'dayız. Arda Turan Caddesi'ndeyiz. Birazdan Arda Turan'la konuşacağız ve elimdeki İspanyol yazarın Bayrampaşa'nın Dahisi kitabının detaylarını Arda Turan'ın kendisine soracağız. Sen Atletico Madrid'de oynarken kim bu tür işte çok hızlı dar alanda kısa pasla rakibi hızlı geçiyor diyorlar ve onun başarısı aslında senin buradaki sokakta oynaman. Buradan başlıyoruz. Bu mahalleler en büyük rakiplerimizdi. Burası, üstü onun üstü Mimar Sinan. Ondan sonra bizim cadde geliyor Ardıklar. Burası Petek Sokak. Petek'le iyi bir mücadelemiz vardı ama zayıflardı biraz. Biz daha iyiydik. Burada sağ tarafta babamın arkadaşı vardı Basra abi. Onun ganyan bayi vardı. Bazen altılı, son dakika altılı ganyanları yetiştirip para kazanıyor. Herkes camlara çıkıyor. Ne kadar güzel ya. Ya bambaşka bir şeydir. Gerçekten çok bak, güzel. Bak şurası ganyan bayi. Hala ganyan bayi. Şimdi kanlı. Neden bir haber? İyi röportaj yapıyoruz. Ondan korkuyoruz zaten biliyor musun? Uğrarım öptü de tamam. Tamam sonra. Kako. Ben çok severdim suda kakonu. Evet abi de sağ olsun ısmarlar diye. Çocukluğunu hatırlıyorum. Bizim elimizde büyümüştür. Ondan sonra gelip gider. Kakao içer. Çocukken en çok sevdiği içecek kakao. Derdi ki Fettah abi bana bir kakao ısmarlar mısın? Biz de zaten alıştığımızda kakaosunu hemen kahveden söylerdik. Bir gün bir Fenerbahçe maçı var. Bizim bir arkadaş Arda Turan'ı tanıyor musun dedi. Ben dedim Arda Turan'ı tanıyoruz. Seviyoruz da. Bir döndük ki Arda Turan dükkanın içinde. O tuttu bu sefer bizi bıraktı arkadaş. Arda Turan'a sarılmaya başladı. Sandık herhalde sanal mı artık Arda'nın dedi. Ne anladıysa. Gerçekliğini hissedince de bu sefer şaşırdı. Maaşlan burası çok iyi takımdı. Bunlarla çok mücadele ediyorum. Her sokak kendi takımı var. Tabii İnanılmaz bir yer. Şimdi burası tabii artık sonradan belediye tarafından değiştirildi. Bir park. Aha. İşte kulüp yapıldı sağ olsunlar. Bir de bir aha, altta soyunma odaları. Üstte de bir kafe verdiler. Göstereceğim şimdi. Burası bizim Altın Tepsi Kulübü'nün olduğu yer. Asıl o dar alan dedikleri, dar sokak dedikleri, biz tabii orası caddeydi biraz da, araba geçerdik. Biz bu çıkmazda oynardık. Ama görüyor musunuz? Küçük bizim evimiz, şimdi bu küçüktü o zaman çok. O evden şu yapılan bina var ya, şu açık cam. En üstte yapabilirsin, görürsen bak. Tam karşımızdaki en üstteki açık cam. Orayı annemlere aldım. Orası yeni yapılıyordu, futbol oynamaya başladığımda. Ben de orayı anneme hediye olarak aldım. İlk. Ay, orayı işte. Sonra tabii annem oranın dinliği oldu, onu bir anladım. Yükseltiyorum var ya, en sevdiği şeydir topu. Topu en sevdiği şeydir. Sürekli burada maç yapıyorduk biz. Yani 3-3, 4-4, tek kale maç. O karşı işte demirin olduğu yerde duvar vardı. Duvarı kale gibi kullanıyorduk. Sürekli buradayız ama. İnanamazsın, burası da böyle bir sokak değil o zaman. Burada bu kadar büyük bina yok, orada o kadar büyük bina yok. Arkası bahçe, orada toprak, inşaat falan yok. Hep buradayız. Çıldırmışım. Şu merdivenlerde oturup, şurası Remziye teyzenin evi. Burada Allah rahmet eylesin, adamız oturuyorduk. Burası eski marangozdu. Bu demirle, bu demirlerde Alman kale oynardı. Bak, buranın yarısı, tamam mı? Yarısı. Kaleci buraya geçer, burada Alman kale oynar. Burada kenardan orta yapar, biri gol atar. Benim abla nasılsın? Benim, ne haber? Benim abla, İyi, çok şükür. Ne yapayım? Ben benzettim ama Allah Allah. Acaba Okan mı, Arda mı? Sen tabii tekten bahsettim abla. Ben bir kahve içelim. Sağ ol, röportaj yapayım. Ben de sonra olurum. Götürüm. Tamam, hayatımın bütün takılma yeri bu köşede geçti. Ben buradan sabahtan akşama kadar arkadaşlarımı ortaya koyuyorum. Sabah da bak, kale gibi ya burası bak. Bak, kale gibi değil mi? Üstüne gerçekten kale gibi. Bu köşede takılıyorum. Burası şey, bakkal. Bakkal burada işte çerezler, işte bilmem neler, kıyametler. Buradan oturuyoruz. Akşam gözöz oluyoruz. Çıt 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 çekirdek. Yaa. Var. Burada manav var. Sonra işte burası gördüğünüz üzere. Ordu Caddesi diyor. Arda Turan Caddesi oldu. Kamil abi var. Allah rahmet eylesin. Nedim abi vardı. Burada da oturuyordu. Tamam. Geldim buraya böyle. İşte iddia ediyorlar. Arda bu kadar topu sektirir, bu kadar sektiremez. 500 sektirirse dediler Arda'ya kol alacağız. Evet. Şimdi buraya dayandım böyle, topu aldım, tık 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 tık, plastik top ama futbol topuyla kolaydır. Futbol topunun hacmi, ağırlığını kontrol edebiliriz, plastik top kaçıyor. Tık 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 tık, 500'ü sektirdim, sonra geldim paket, altındaki lekeden böyle açılırdı bedavaları vardı. Oradan bir tane hediye aldım, sana yemin ediyorum bu kampanya bitene kadar 8 ay mı ne, 8 ay bedava kola içtim. İnanılmaz. Abi bizim zamanımızda tabii kola içmek, bir şeyin yanında asitli bir şey içmek harbi lükstü. Evet. Yani öyle bir şey yok. Ben tabii buradan geliyordum içeriye Kamil abi. Tek tek
Şami abi sağ olsun bana bir şey demiyordu. Tek tek bakardım kolalarına. Hangisi bedava? Küt. Küt. Oh ya. Burada halk ekmek vardı. Halk ekmek. Halk ekmekte biri sıraya girdi mi dokunmazdı. Yani halk ekmeğe gelmiş. Hani topu biraz top oynamayı gösterdik. Buradan da biz daha iyi verdik. Buradan. Hop. Buradan gelirdik. İçeriye kaleye falsolu boy. Şimdi millet arkadaşlarla bazen tabii ki zengin arkadaşlarla ne yapıyorsunuz? Kayağa gidiyoruz ya. İşte sen hiç kayağa gidin ben gidiyorum. Bize yasaktı futbolcuktan o. Topu okusam da o. Halbuki biz poşetle şuradan bir başlıyorduk. Şu aşağıya kadar. Buradan kayıyorduk. Evde o poşetle. Kayak takımı falan da kalıyor. Ama çok iyi. Karnı aldığı zaman ne olacak? Burası da bizim apartman. Annem en üstte oturuyor. Yüksel Turan. Biliyorsun Vahvi Çanlısı. Ondan sonra hep buradaydı yani. 2002 yıllarda başladım bunun tanışmışlığımız var bizim. Galatasaray altyapısında oynuyordu. Ondan sonra zaten Manisa'ya gitti. Manisa'dan sonra da zaten geldi. Direkt A takıma çıktı. Saçımı tarıyorum böyle. Tabii o zaman biz de geleceğiz. O esnada bir baktım aynadan gördüm zaten aşağıdan yukarıya doğru geliyor. Arda Turan geldi diye öyle bir hareketler yaptım falan. Geldi abi ne yapıyorsun falan. Ya abicim sen ne yapıyorsun? Öyle konuştuk muhabbet falan. Abi dedi ben dedi Manisa'ya gidiyorum dedi. Nasıl dedim ya? Abi dedi beni dedi kiralık olarak gönderdiler. Dedim abicim hiç dedim üzülme. Bu dedim sen daha gençsin. Ve olması gereken dedim. Gideceksin orada pişeceksin Allah'ın izniyle. Geleceksin A takımda oynayacaksın sen. Hiç merak etme. Yani olayımız böyle başladı daha doğrusu Arda'yla. Daha çok sempatiliyiz. O zamanlar tabii biraz bizim kültürde, burada kültürde hani Kur'an kursu gitme. Anladın mı işte hafta sonları Kur'an kursu gitme. Camiye gitme, cumaya gitme. Bunlar yani örf adet diye yani dini inançlardan. Bunlara gitmez, yapmazsan da ayıp. Ben açıkçası çok severdim. Yani şu an inancımızla ilgili öğrendiğim birçok şeyi oradan kalıyor. Altın tepsi ne durumda? Altın tepsi ne durumda? Yani bu aslında benim hayatımda en çok gurur duyduğum şeylerden biridir. Öncelikle bir defa bu kulüp, burada 5 katlı bir bina vardı. Sonra işte park oldu, yıkıldı. Bak bu kulübü yaşatmak için çok uğraştık. Yani sonuç olarak insanların bir kültürüydü. Belediyeler, onlar. Sonra işte altta derslikler falan yaptık. Sağ olsun Nike. Ya, fırsatı yemişler Nike Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum. Evet. Ne zaman bir şey istesen çocuklarla bir saniye kırmadılar biliyor musun? İnanamazsın yani. O Tunç abi, orada kim varsa, Onur abi, herkes yani Mert. Sağ olsunlar bizim atalar. Sonra burada tabii burada bambaşka bir dünyamız var. İşte babamdan, çocukluğumdan, dedemden, işte atalarımızdan kalan. İstedik ki buradaki çocuklar işte sokağa düşmesinler. Hani uyuşturucuya düşmesinler. Hani kavga etmesinler. Kavga etmesinler. Daha iyi bir hayatları olsun. Tabii bir kısım başardık. Yani çünkü bir şey oldukça altın tepsiye gelirler, uğrarlar. Hani gezinirler, bakınırlar. Maç olduğu zaman insanlar maça giderler. Burası benim açıkçası aşık olduğum, sevdiğim bir yer. Yani sokağı çok severim. Size gelin Altın Tepsi bölümünde çay ısmarlayın. Arda Turan deyince vefası ve yaptığı yardımları ve Altın Tepsi'nin gerçek bir altın tepsili olması çok büyük bir yardımları oldu. Kulübe özellikle halen yardımlarda bulunuyor. Buranın gençliği de ona minnettar. Şanslıyız. Arda Turan gibi bir değer Altın Tepsi'de doğup büyüyüp bize hala bir şeyler vermeye çalışıyor. O yönden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Yani Arda gerçek Bayrampaşalı, gerçek Altın Tepsili hala burada. Hala geliyor, hala yatırımlarını yapıyor. Yani şurada şu kulüpte çok şey onun eseridir. Yani Allah razı olsun buraya çok kişi kayıt için geliyorsa Arda abimiz için geliyoruz diyor. Arda'yı hep örnek görmek istiyor. Anneler babalar ellerinden tutup Arda'nın kulübü, Arda'nın yetiştiği kulüp deyip buraya geliyorlar yani. Bu odamız da Arda Turan'ın gençlere verdiği önemi belgeleyen bir yer diyelim. Derslerinden geri kalmasınlar diye hocalarla birebir görüşme yapılıp burada yabancı dil dersleri, yabancı dil ya da başka bir dersler hakkında eksik kalan bölümleri tamamlayalım diye kurulan bir yerdir. Bütün şu gördüğünüz araç gereçler Arda'nın alın terinde yapılmış şeyleridir. Bu gördüğünüz oda da burası da Arda'mızın eseridir. Alın terinin eseridir diyelim daha doğrusu. Üste soyunma malzemelerimiz, dolaplarımız, her şeyimiz burada mevcut. Ha gördüğünüz tepeden tırnağa bütün olan araç gereçler Arda'nın alın terinin eseri. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. İyi ki varsın kaptan. Hoş geldiniz. Ay teşekkürler. Benim bardaklar ince belli. İnce belli. Bizim çaylarımız. Görüyoruz. Peki o dönem top oynarken herkes diyor muydu gerçekten yani? Bu çocuk. Bak sana babam kahve alıyor. Babam doğru söylüyor. Burası kahve yapar. Oynuyor. Hadi kaptan gel şu çocuğu alın.
ben o tarzımı gösterdim ya, yani orada top oynarken insanlar işlerini bırakıp gelirlerdi. Bak sana yemin ediyorum. Ben küçükken çok yetenekliyim. Büyüyünce... Sen hala çok yetenekliyim. Büyüyünce yetenek kayboluyor. Ya saçma o. O hiç kaybolur mu? Ama işte o zaman belli bir şey yani. Zaten sen ilk maçın bile 18 yaşını doldurmadan çıkıyorsun. Çok tatlı bir çocuk. Kahvede, kahvede takılırdı. İşte garsonluk falan var küçükken. Babam kahveye yemeği yasakladığı için kahveyi hep çok merak ediyorum. Babam işte yasak. Çünkü amcam kahveci, eniştem Allah rahmet eylesin kahveci, amcalarım kahveci. Ya. Fuat amcam kahve işi yapar Allah rahmet eylesin. Bir de kulüp var. Bir sokakta 3 tane var. Orada Çiçek'in kahvesi var, burada Sivas'ların kahvesi. Her tarafın kahve oyun. Ama girmek yasak. Böyle şey mi olur ya? Öyle şey mi olur? Şişe fruto gazoz var. Çok seviyorum. Ya bu eskiden, gazoz ya. Eskiden tabak şişe meyosları vardı. Evet. Ana bir bıçak. Bir de bak bu kahvelerin, bu lokallerin en güzel şeyi ne var? Seyyar satıcılar geçiyor. Ya amacım. İşte sandviç arası yumurta, işte soğan, işte peynir ekmek, domates. Ya bunların bir tadı olur. Ya. Hiçbir şey de yok biliyor musun? Arda deyince benim aklıma hemen şu geliyor. O zamanlar Ümit Milli Takımı'ndaydı. Kulübe geldi. Bir gün biz kulüpte otururken abi dedi gel dedi seni kimle tanıştıracağım. Benim iyi bir Beşiktaşlı olduğumu bilir. Bak dedi Serdar Özkan'ı getirdim. Geleceğin topçusu. Beşiktaş'ın topçusu diye geldi tanıştırdı. Birer çayımı içtiler. O güzel bir anıydı benim için. Ama Arda için söylenecek tek bir şey var. Vefalı, dürüst, karakter olarak sağlam bir karakter. Dürüstlüğü ve karakteriyle Türk insanının gönlünde yer ettiğini düşünenlerden biriyim. Burayı şöyle düşün. Merhaba, kolay gelsin. Burada böyle bir boşluk yoktu yani. Buradaki taş direkt aşağıya. Şimdi orada da hafta sonları, bak buradan çim sahayı görüyor musun? Orada hafta sonları şimdi yine Bayrampaşa'nın maçı var, Offspor'la mesela. Evet. Burada birazcık top oynadıktan sonra oradaki resmi maçı izlemeye giderdik. Onun arkasında da basket sahası var, basket salonu. Hafif yağmur yağdı mı kışın altyapı basket maçlarını izlerdik. O yüzden bütün altyapı yani basketbola gidiyorum ya şimdi. Bütün altyapı jenerasyonlarını bilirim ben. Tanırdım da yani. Semih Erden, Oğuz Savaş, Cenk falan hepsi yani bir şekilde tanıştığımız vardı. Sonra sınıf arkadaşım oldu ama. İnan bana her hafta sonu festivalleri gidiyor. Sen şöyle hayal et yani. 8'den, sabah 8'den, akşam işte gece 10'a kadar, 11'e kadar işte maç sirkülasyonu. 11'erlikten mahalle takımları, Bayrampaşa'nın bütün mahalle takımları. Yani her gün 500-600 kişi sadece oynayan. Yani hem çocuk hem büyük. İzleyeni 2000-2000 kişi ve bu sahada oynamayan eskiden önemli futbolcu yoktu. Yani sana şöyle söyleyeyim, bu saha kapandığına kadar her futbolcu altyapılardan çıkan, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, altyapısından çıkan her futbolcu bir kere mutlaka bu sahada oynamıştı, meşhur diyor. Kitapta diyor ki, sabahtan akşama, annen de diyor hatta, yani, sabahtan akşama hep top oynuyor. Şimdi burada oynamak için tabii saha parası veriyordu. Ben iyi oynadığım için benden saha parası almıyorlardı. Ama tabii bu bir yani ciddi maç gibi düşün, formalar falan giyiyorsun, hakim mi var, yani birazcık daha mahalle maçının dışında. Burada okudum, Gaye Kemal İlk Öğretim Okulu'nda. Buradan Mehmet Hocam vardı. O zaman sosyal bilgiler öğretmeni olarak gelmişti. Trakyalıdır. Okul takımımız yoktu. Böyle şeylerle ilgili pek bir okul değildik tabii o zaman. Çünkü herkes öğrenciler aidat yatırıyor anladın mı? Maddi durumlar zor. Öğretmenimle beraber okul takımını kurduk. Evet, ya öyle bir öğrenciyim ortaokulda. Yani tam orta 1, orta 2 gibi okul takımını kurduk beraber. Ondan sonra okul takımında bayağı başarılı olduk, finale kaldık. Finali penaltılarla kaybettik. Hayatımda iki tane finalde çok üzüldüm. Müthiş. Biri okul takımının ve Şampiyonlar Ligi'ndi. Çok iyi. Bak şimdi bu güvet salonu ne biliyor musun? Maçı kazanırdık. Direkt formalarla prim olarak bize hani atıyorum öğretmenlerimiz cebinde o zamanın öğretmen maaşıyla iyi yani parası olan öğretmenlerimiz sağ olsunlar Allah razı olsun bizi buraya getirip güveç yedirirlerdi. Bizim en çok sevdiğimiz, en çok sevdiğimiz şeydir burada güveç. Hani çocukken. Şimdi sana anlatacağım bu hikayeyi. Evet. Tam yani neden dar sokaklarda, bir defa ben mahalle maçına bayılıyorum. Yani futbol oynamak ve top oynamak arasında çok fark var. Biz küçükken hep top oynadık. Halı sahada oynayan da top oynamak var. Futbol oynamak başka bir meslek, başka bir şey, ciddi bir şey. Yani karşında para kazanan, taktiği, sistemi, bilgisi olan. Eyvallah kardeşim. Mecburiyetlerin oldu. Ama top oynamak hayattaki hobilerden biri. Nasıl ki senin sanata karşı bir yaptırdığın var. Her yerdesin. Ondan sonra böyle bir durum var. Tabii değişiyor buralar. Baksana sahanın altı şimdi
sahanın altında pazar yeri falan yaptılar. Bugün pazar pazarı var. Bu senin keşfedildiğin saha. Evet, benim keşfedildiğim. Buradan da... Peki Arda Turan nasıl bir çocuktu? Orta 2'de bir kız arkadaşım vardı. O zamanlar tabii kız arkadaşım olması okulda çok zor ya. Okuldan beraber buraya kadar gelirdik bu ara sokaklardan bir. Bu ara sokaktan geçerken buradan buraya kadar elini tutabilirim sadece. Ay. Anladın mı? Burada benim ya, inanmıyorum. Tabii ama o tabii nasıl bir olaydı, anladın mı? Yani tabii. Okuldaki en güzel kızla elini tutuyorsun. Düşünsene buradan buraya. Ve bu sokakta. Yani bu sokakta bu kadar ama. Şurada bitiyordum. Herkes herkesi tanıyor. Nereye çıktığımız yolda? Altı Tepsi Kulübü'nden aşağıya yürüyerek formalarla iniyorduk. Düşün yani yeşil beyaz formalar çocukla. İnsanlar işte buralarda işte geçerken herkesi görüyor. Hı hı. Bu yoldan pazar günü yürürsün. Onu çok havalı bir şey olarak sanıyorsun. Yani o çok önemli bir şey gibi. Çünkü insanlar sana bakıyor ya. Çocuksun, takım forma var. Ayağında krampon var. Kramp. Aşağıya kadar geliyorsun. İşte o gösterdiğim sahada maçı oynuyorsun hafta sonu. Tekrar geriye dönüyorsun. Çok güzel. Açıkçası bir kültüre ait olmayı çok seviyorum. Sonraki ileriki dönemlerde işte iyi gittiğimde çok sıkışınca, yani bir köşeye sıkıştığımı hissedince, işte basın çok üstüme geldiğinde, işte çıkış noktam kalmayınca sabah namazı vakitleri buraya gidiyorum. Ondan sonra buralarda yürürdüm bak sabah vakti. Tabii işte cami cemaatini falan yapmadığım için dedemin arkadaşları falan oldu. İşte onlarla işkembe çorbası içerdim. İşte bir çay kahve içerdim, sohbet ederdim biraz. Bana çok iyi geliyordu. Bana çok iyi geliyordu çünkü bir yere ait olmak atıyorum. Köye, bir mahalleye ait olmak insana her zaman güç verir. Yani açıkçası hani insan vatanını sever ya, semtini sevmek de bir sahiplenme duygusu da. Benim çok ciddi bir bağım var. Evet, çok İnanılmaz. Ciddi bir bağım. Ama gerçekten de şöyle bir şey var. Çağırdığımda gelebilecek, işte beni koruyabilecek, benimle dertleşebilecek bir sürü kardeşim, arkadaşım var. İnsan ister istemez bir güven. Güven duygusu yerek gittiriyor yani. Size yaptığın yardımların ve altın tepsiye gösterdiğin önemin için çok teşekkür ediyoruz. Çok da minnettarız. Türk insanının gönlünde yer ettiğini düşünenlerden biriyim. Onu çok seviyoruz. Hani her şeyi gönlünce olmasını, inşallah güzel bir teknik direktör olursun. Tek temennimiz bu Bayrampaşa olarak. Dostum eğer bir gün yolun buralara düşerse, bakkalda sandalyen hazır, kakaon da hazır. Buyur gel kardeşim beraber içelim. Merhaba ben Funda. Her bölüm farklı kişilerin hayatlarına konuk olacağız. Üstelik farklı şehirlerde. Grafiti turları var. Onlardan alın ve geçmişten günümüze. Vadikçilerin Atasoy'dan başkası değil bahsettiğim. Genelde herkes Times Square'e gelir ama esas New Yorker'lar asla buraya gelmez. Nereye gideceğimiz aslında bizim için de sürpriz. Nasıl bir olaydı, anladın mı? Yani okuldaki en güzel kızla elini tutuyorsun. Bak geldi bile. Miami'ye ilk defa geliyorum. Hayatımda iki tane finalde çok üzüldüm. Biri okul takımı, biri Şampiyonlar Ligi'ni. Funda Karayel'le isim, şehir.